Şimdi aslında I.O. işlemleri, I.O. package'ın direkt doğrudan I.O. isimli package'e gelmeden önce şöyle biraz file'la bir dosyaya yazma ve dosyayı okuma. Hızlıca böyle hemen işletim sistemiyle OS'la etkileşime nasıl geçeriz? Böyle bir de yeni başlayan arkadaşlar için şeyler daha heyecanlı veriyor. Böyle bir çok küçük birkaç kod çalıştırıp hemen bir output'unu görmek, bir yerlerde bir şeylerin oluşması, fiziksel olarak bir şeylerin değiştiğini görebilmek daha motive edici olabiliyor. O yüzden hızlıca Go dilinde dosya nasıl oluştururuz, bir dosyaya nasıl bir yazı yazarız bunu göstermek istiyorum. Bunu tabii iki farklı çeşitle göstereceğim. İlki öncelikle şöyle kapayıp şunu açalım. OS paketi altında çeşitli dosyalarla ilgili yapabileceğimiz işlemler var. Bu komutlardan, bu işlemlerden, fonksiyonlardan bir tanesi de OS write fonksiyonu. Parametre olarak ilk parametrede yazmak istediğimiz dosya adını alıyor bizden. İkinci parametrede bir byte array alıyor. Bu da dosyanın içine yazacağımız veri aslında. Üçüncü parametrede de bu dosyayı hangi yetkiyle açmak istiyoruz, oluşturmak istiyoruz veya bunu alıyor. Şimdi bu yetkilerin tamamına bakmak için şöyle bir gidelim içerisine. Burada constant olarak tanımlanmış çeşitli yetkiler var. Append modunda mı açmak istiyorsunuz veya farklı modlarda mı? Mesela ben burada mod perm kullanacağım. Mod perm de aslında Unix'ten bileceğiniz full permission gibi düşünebilirsiniz. Read write yetkisi olan bir mod. Şimdi hızlıca yine şeyi açayım. Terminal'ı açıp bunu çalıştırmak istiyorum. Tool window. Terminal. Burada go run deyip file write metodunu çalıştırmak istiyorum. Sol taraftan da paketlerimi açayım. Şurası benim working directory'm aslında. Şu an çalıştığım yer. Şimdi bu kodu çalıştırıyorum. Kodumuz çalıştı. Herhangi bir hata vermedi. Şurada bir error kontrolü yapmışız. Neden yapmışız? Bu write file metodu bize herhangi bir hata oluşursa bunu parametre olarak dönüyor ilk parametrede. Şimdi buraya test file olarak bir dosya geldi. İçerisinde test yazıyor. Biz burada aslında byte array'de buna test yazdırdık. Ve hızlı bir şekilde burada oluştuğunu gördük file dosyamızın. Bu dosya yazma işlemlerini kullanabileceğiniz birinci metot. Bir diğer metodu hemen şöyle. Aslında iki metodu birden çalıştırdım. Şunu comment out yapayım ve buna gideyim. Bir diğer metotla file'ı create ediyoruz. Önce bir dosya oluşturuyoruz. Bu bize arka planda file tipinde bir pointer tipinde bir file structure'ı dönüyor. Şimdi bunun içerisine gidip baktığınızda aslında bu arka planda bir file descriptor'u da point eden bir structure. Bu bize dönen file'ın üzerinde çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Şöyle f nokta dediğimizde file üzerinde yapabileceğimiz bir sürü aslında metodu görüyoruz, işlemleri görebiliyoruz. Yani belirli bir offset üzerine yazma, string yazma, file'dan veri okuma, seek işlemi belirli bir offset'e şöyle düşünün, bir imleç düşünün. İmleci dosyada belirli bir hizaya, belirli bir sıraya getiriyorsunuz ve oradan itibaren işlemlerinizi yapıyorsunuz. İşte dosyanın directory'si, işte dosya yazma modu, dosyanın owner'lığını değiştirebiliyorsunuz vesaire. Bir diğer yöntem write file demek için bir dosya oluşturup oluşturduğumuz dosyaya file write metodunu çağırarak yine byte array'imizi yazmak. Şurada slash ters slash n ters slash n ile aslında line break veriyoruz. Yani enter'a basmışım gibi düşünün. Satır satır yazıyor bunu. Şimdi ben az önce oluşan şu iki dosyayı siliyorum ve write file metodumu çalıştırıyorum. Buraya baktığınızda dosyamız oluştu. İçine girdiğimizde aslında 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının buraya yazıldığını gördük. Rakamlarının. Write işlemlerimiz bu kadar. Yani farklı şekillerde de write yapabilirsiniz. Bunları diğer paketleri anlatırken de göstereceğim. Bazı çeşitli paketleri bir arada kullanarak file'a yazma yapabilirsiniz. İşte IO copy paket, IO'daki copy paketinden vesaire bahsedeceğim. Reader'lardan, writer'lardan bahsedeceğiz. Yani sadece şu ikisiyle dosyaya yazarım gibi düşünmeyin. Farklı
şekillerde de dosyaya yazabilirsiniz tabii ki. Şimdi write işlemini yapmışken bir de read işlemini inceleyelim. Go'da nasıl bir dosya okunur? Dosyadan okuma nasıl yaparız? Gene OS paketinden readfile diye bir fonksiyonla okuma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu readfile komple file'ın içeriğini döndürüyor bize. Böyle bir dosya varsa bütün içeriğini döndürüyor. Şimdi bunu çalıştıralım bir de. readfile.go. Şimdi bakın bize bir output verdi. Bu output da aslında şuradaki error'dan. readfile'da gene birinci parametre olarak okuduğu byte dizisine, ikinci parametrede eğer bir hata varsa o hatayı dönüyor bize. Bu error nil değilmiş ve bunu output'a bastı bize. Dedi ki open text file takes the no such file or directory. Yani bizim aslında okumaya çalıştığımız dosyayı bulamadı. Şimdi buraya gidip böyle bir dosya oluşturalım. Hatta şu az önce oluşturduğumuz dosyanın ismini değiştirelim sadece. Rename edeyim bunu. Test file diyeyim. Bir faktör etsin. Şimdi tekrardan terminalimi açacağım. Aynı kodu bir daha çalıştırayım. Şimdi bu sefer çalıştırdığımda file'ın içerisindeki 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını bana yazdı. FMT printlenle. Ben burada bir byte array okumuştum. Bunu yazdırmak için string'e çevirdim byte array'in içeriğini ve dosyamın içeriğini görebildim burada. Bir diğer okuma yöntemi olarak şunu göstereceğim size. IO'dan bahsederken Buffio'dan bahsetmesek olmaz. Buffio aslında bir prefix gibi düşünebilirsiniz IO'nun önüne. IO işlemleri yaparken bazen bazı verileri bufferlamak isteyebilirsiniz. Yani bellekte belirli sayıda veriyi tutmak isteyebilirsiniz. Örneğin bir dosya okuyorsunuz. Dosyanın tamamını memoriye almadan atıyorum 1024 bit veya işte 4 byte belirli sayılarda okuyabilirsiniz. Buffio da bu gibi işlemleri sağlıyor. Aslında buffer mekanizması sağlıyor size. Bir file'ı Buffio ile de okuyabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Öncelikle file'ımızın pointer'ını elde etmemiz gerekiyor. os.os.open diyerek dosyanın pointer'ına erişiyoruz. Ve daha sonra hatamızı kontrol ediyoruz. Tabii ben burada hata olmayacağını bildiğim için şurada aslında belki şey yapmak isteyebilirdiniz. Siz buradan bir error dönmek isteyebilirdiniz error oluşturduğunda. Yani error'u düzgün bir şekilde handle etmedik. Sadece gösterme amaçlı bunları yaptık. Buffio'da reader çeşitli reader'lar oluşturabiliyorsunuz Go'nun içerisinde. Buffio'da da new reader diye bir metot var. Bakın parametre olarak io.reader alıyor. IO'dan bahsederken belki de en önemli iki konsept IO Reader ve IO Writer interfaceleri. Çok fazla karşınıza çıkacak çünkü bu. Bu interfaceler bizlere bir aslında soyutlama sağlıyor, bir abstraction sağlıyor. Go'da interface dediğimiz şey nedir? Aslında duck typing interface diye geçer. Ben de Hüseyin gibi çok fazla aslında demeye fark ettim. Beynimde her ne kadar demeyeceğim desem de istemeden cümlelerini de kullanmaya başladım. Go'da interfaceler duck typing diye geçer. Yani nedir bu? Siz Java'da veya .NET'te olduğu gibi gerçekten gidip bir class'ın bir interface implement etmesini istediğinizde ne yapıyorsunuz? İşte implements, extends gibi keywordler kullanıyorsunuz. Go'da bunu yapmanıza gerek yok. Herhangi bir struct eğer şu fonksiyon kontraktına sahipse, böyle bir fonksiyonu varsa yani ismi read olup içerisine byte slice'ı alıp parametre olarak da integer ve error dönen bir fonksiyona sahipse o Go için reader interface'ini implement etmiş demektir. Ve parametre olarak şöyle IO reader parametresi alan herhangi bir yere o struct'ı siz gönderebilirsiniz. Bu ileride IO paketini kullanırken çok fazla işinize yarayacak. Birçok yerde göreceksiniz ki Go arka planda IO reader'ları, IO writer'ları kullanıyor. Şimdi Buffio ile nasıl okuyoruz? Buffio new reader dedik ve buna file'ımız verdik. Bakın ne demiştim? Bir struct eğer ki bu metodu sağlıyorsa Go için bu reader tipindedir. Şuradaki reader tipindedir. Ve biz buraya file'ı geçebildik. Demek ki arka planda bu file, os.file'ın bir read metodu var. Bunun içerisine gittiğimizde
file'ın içerisine gittiğimizde metotlarından bir read metodunu burada görebiliriz. Şu an file'la OSS'la aynı pakette bir read metodu, şu file struct'ına ait bir read metodu görebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar böyle iyice derinlere inip şuradan read diye aratır. Bir noktada karşınıza read metodu çıkacaktır. Ben kanka şimdi ufak bir soru var. Ben araya gireyim mi? Şimdi bizim IO copy metodumuz var ya kanka. O galiba OST'de auto parametre almış ama benim bildiğim kadarıyla istediğim yere ben onu yazdırabilirim. IO writer implement ediyorsa eğer. Yani şey diye sormuşlar. Sadece standart output'a mı yazıyor direkt olarak? Yoksa ben onu değiştirebiliyor muyum diye sormuş. Tamam, güzel. Buna değinecektim ileriki anlatımlarda. IO paketinde şunu tamamlayayım o zaman. Biz burada Buffalo'dan file'dan bir reader oluşturabiliyoruz. Buffer'a file reader olarak geçebiliyoruz. Ve bu bize buffered read işlemleri sağlayabiliyor. Artık elimizde Buffer'a paketinden bir reader'ımız var. Şöyle baktığımızda da buffer reader'a baktığımızda da çeşitli metodları var burada. Belirli sayıda byte okuyabiliyoruz. Belirli bir yere peek edebiliyoruz. Reset function var. Tabii bunu buffered işlemler yaparken ve IO reader'ları stream olarak düşünün. Bir kere okunduktan sonra bir daha üzerinde işlem yapamazsınız. Bir stream kafası vardır diyebilirim. Burada çeşitli metotlar var. Hepsini dediğim gibi bahsedemeyeceğim. İlgilenen arkadaşlar konunun daha detay anlatımlarına bakabilir. IO copy'ye gelelim. Şimdi ben istiyorum ki bu file'ın içeriğini okuyayım ve konsola output olarak vereyim. Bunu da yapabilmenin Go'da birkaç yöntemi var. Bunlardan bir tanesi IO copy kullanmak. Çok basit bir işlem. Bakalım IO copy ne yapıyormuş? IO.copy. Burada birinci parametre olarak bir destination alıyor writer tipinde. İkinci parametre olarak da bir source alıyor, bir kaynak alıyor reader tipinde. Bu ne demek? Ben az önce demiştim ki Go'da IO paketinde reader var. Bunu implement eden herkesi verebilirsiniz. File de bunu implement ediyor. Bir de writer var demiştim. Biz burada iki tane interface alan bir metoda iki farklı implementasyonu geçtik. Birincisi file, ikincisi OSSTDOut. Demek ki buradan da şunu anlıyoruz. STDOut da bir writer aslında. Writer implement ediyor. Yani bu IO copy'ye STDOut dışında da herhangi bir writer'ı verebilirdik. Yani sadece STDOut'u almıyor. Ki ilerleyen örneklerde var mı hatırlamıyorum. Varsa bir sonraki örneklerde de görürüz. Şimdi bunu çalıştıralım. Bitfile buff.io. Bu açık değil mi? Evet, burası açık. Aynı şekilde buff.io ile de okurken dosyanın içeriğini yazdırabildim. IO copy kullandım, buff.io kullandım. Aslında birkaç satır kodla, böyle 26, yani 5-6 satır kodla Go'da bir dosyayı okuyabildim komple içeriğini. Tabii her zaman için komple dosyayı okumak istemeyebilirsiniz. Sadece dosyanın belirli bir parçasını okumak istiyorsunuzdur belki. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Böyle çok büyük bir dosyadır mesela, gigabaytlar boyutunda bir dosyadır. Onu okumak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Burada da karşımıza FileSeek diye bir özellik geçiyor. Dosyanın belirli bir parçasından, belirli bir offsetten itibaren okumamızı sağlayan metod. Gene her zamanki gibi dosyamızı açıyoruz. OS open diyoruz, test file diyoruz. FSeek diyoruz. Ve burada iki tane parametre alıyor. Hangi offsetten başlayacağım ben? Ve benim başlayacağım yer kime göre? Şimdi bu ne demek? Şöyle anlatayım. Bu dosyanın içeriğini biraz değiştireceğim. 890 diyelim şöyle. Şimdi benim dosyamın içeriği böyle olsun. Ve ben diyelim ki sadece 5'ten sonrasını okumak istiyorum. 5'ten sonra kaç tane arkadaş var? 5'ten sonra 4 byte okumak, 4 eleman okumak istiyorum diyelim ki. O zaman şöyle diyebilirim ben. Arkadaşım sen git bu dosyada 5. offset'e git ve 5. offset'ten sonrası için benim read işlemimi yap. Read işlemimde de 5. offset'ten sonra 4 byte'lık sadece okuma yap diyorum. Bakalım bunun output'u bize ne verecek? Bakın burada sadece file'ımızı şöyle açayım. 1, 2, 3, 4, 5 vardı. İlk 5 offset'i geçtim. Ve 5'ten sonraki 4 elemanı okudum. 6, 7, 8, 9. FSeek ile böyle şeyler yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu yazma işlemi için de var.
çeşitli, yani bunu çeşitli şekilde örneklendirebilirsiniz detaylar için. Böyle bir metot olduğundan, böyle bir operasyon yapabildiğinizden haberiniz olsun. Şimdi file, read ve write işlemlerini geçiyorum. File'ı bir de line by line okuyalım. Yani her zaman bir dosyayı komple okumak istemeyebilirsiniz. Ya da okurken satır satır okumak isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Buffer'dan bahsetmiştik. Öncelikle ben burada okuyabileceğim böyle lines diye bir txt generate ediyorum. os.writefile diyerek. Line 1, line 2, line 3 diye 3 satırlık veri yazıyorum buraya. Daha sonra bu dosyayı, lines.txt'yi osopen'la açıyorum her zamanki gibi. Test file diye bir değişkene atıyorum. Buffer.io new scanner diye bir metodu var. Bize geriye bir scanner dönüyor. Bu scanner'ın da içinde çeşitli fonksiyonları var. Scan metodu var, error var, buffer var, split edebiliyorsunuz, bytes değerini alıyorsunuz, text olarak string değerini alabiliyorsunuz. Demiştim ya, Buffer.io'dan buffered işlemler yapılabiliyor. Şimdi bunu çalıştıralım ve bize nasıl bir output vereceğine bakalım. Read line by line. Bakın benim burada yazdığım, şuraya yeni bir dosya oluştu. Öncelikle line txt'yi oluşturdum, lines txt'yi. İçerisinde line 1, line 2, line 3 var. Daha sonra scanner'da bir Buffer.io'dan new scanner oluşturdum ve dedim ki eğer sen herhangi bir eleman okuyabildiğin müddetçe, burada bir döngü oluşturdum. Sen yeni bir eleman okuyabildiğin müddetçe bana bu okuma işlemini yap ve her okuduğumda da bana bunu text olarak ver. Böyle bir operasyon yaparak satır satır şurada okuma yaptım. Hatta şuraya fmt print şöyle bir log koyalım buraya. Dedik ki here's the new line. Here's the line demişiz sadece. Yeni bir satırımız var. Başka bir satırımız daha var. Üçüncü satırımız da var. Artık daha fazla okuyabileceği bir şey olmadığı noktada burası sonlanıyor ve işlemimiz bitmiş oluyor. Satır satır bir dosya okumak istediğinizde böyle bir işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz Discord'dan veya YouTube yorumlarından. Şimdi line by line yaptık. Multi reader. Şimdi şöyle bir konu var. IO paketinde bazen birden fazla stream'i, birden fazla reader'ı birleştirmek isteyebilirsiniz. Mesela sizin bir sürü reader'ınız var ve bunları tek seferde okuyabilen tek bir yere mount etmek, bağlamak isteyebilirsiniz. Bu noktada IO'nun multi reader fonksiyonu yardımımıza geliyor. Bu bize aslında arka planda bir reader döndürüyor. İçerisine birden fazla reader alıyor ve tek bir reader olarak bize bunu döndürüyor. Biz de bunu herhangi bir reader'ı okuyormuş gibi kullanabiliyoruz. Ben gene örnek olması açısından standart output'a bastırdım. Şimdi bakalım. Multi reader Go'dan. Bakın burada birinci string bu arada şeyden de bahsedeyim. String içerisinde bir string'den reader oluşturmak istiyorsanız böyle bir utility metodu var. Strings paketi altında. Strings new reader dediğinizde size bir reader dönüyor. Şuraya da new line koyayım. Tekrar çalıştırdığımda read string 1 ve read string 2 olarak tek bir reader'dan okuyarak, bakın bunları bu reader'a verdim. Başka bir yerde bunlar okunmuyor aslında. Tek bir reader'ı okuyorum ve iki reader'ımı da bana buraya yazabiliyor. Birden fazla reader'ı birleştirmek istediğinizde IO Multi Reader paketini kullanabilirsiniz. Peki birden fazla reader'ı birleştirebiliyoruz. Writer'ı birleştirebiliyor muyuz? Onu da yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki elinizde bir veri var. Aynı veriyi iki yere birden yazmak istiyorsunuz. Veya aslında evet, yani aynı veriyi iki yere birden yazmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Mesela ben bir dosyaya, iki tane dosyaya ve bir de konsol output'a bir veri yazmak istiyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Öncelikle dosya birimi oluşturuyorum. İkinci dosyamı oluşturuyorum.
Standart output'u buraya direkt veriyorum. IO multi-reader fonksiyonuna standart output'u dosya 1'i ve dosya 2'yi veriyorum. Sadece burada oluşturdum. Bu bana gene geriye bir reader, writer dönüyor. Sadece bu writer'a yazma işlemi yaparak, write fonksiyonunu çağırarak bu 3 hedefe de yazma işlemini sağlayabiliyorum. Burada dosyaları close ettim. Herhangi bir hata var mı diye yazdırdım. Write bize geriye döndüğü şey şuradaki integer değer kaç byte'lık veri yazmış onu bize geri dönüyor. Biz buradan ne kadarını yazabildiğimizi kontrol edebiliriz. Örneğin yazma işleminin yarısında bir corruption oldu, bir error aldınız. Ne kadarını yazdığınızı görebilirsiniz şuradaki n'i kontrol ederek. Şimdi bu multi-writer'ı test edelim. Şu txt'leri sileceğim. Go run multi-writer go diyelim. Multi-writer example diye bir konsol output görüyoruz. Şuradaki nil, aslında ben buna herhangi bir new line bırakmadığım için şu error bununla aynı satıra yazıldı. STD out'a. Bu nil aslında şuradaki error. Yani herhangi bir hata yok diyor. Ben şöyle yapalım. Şunu güzelleştireyim. Herhangi bir hata yok diyor. Integer olarak da 20 yazdı. Bu 20 de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buradaki 20 karakterin size aslında. Byte'ın, yazdığımız byte'ların size'ı. Şurada bu metod, bunu çalıştırdıktan sonra konsol output'a yazdı demiştik. Bir de bakalım. TXT file ve TXT file 2 diye iki dosya oluşmuş. Burada da multi-writer example ve multi-writer example olarak ikisinde de şöyle tekrar açayım. İkisinin de içeriğini görebilirsiniz böyle. Bunu sadece böyle aslında TXT file yazıp TXT'ye yazıyoruz falan ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. Network işlemi yapıyorsunuz. Bir veriyi iki farklı network'te göndermeniz gerekiyor. Mesela iki farklı HTTP veya iki farklı sokete yazmanız gerekiyor bunu. Bu gibi yerler için hayal ederseniz daha böyle gerçek dünya kullanım senaryolarına uygun olabilir sizin için. Ama dosyaya yazmak da bir seçenek. Mesela belki bir yere upload edeceksinizdir. İki farklı upload etmeniz gereken yer vardır. Bu multi-writer kullanarak tek bir kaynağı yazıp arka planda iki yere hedef göstererek yazma işlemi yapabilirsiniz. Kendi writer'larınızı implement edip buraya verip dediğim gibi çeşitli iş, yazmadan önce çeşitli sıkıştırmaları vesaire atıyorum. Farklı format dönüşümleri yapacaksınızdır. Kendiniz iki farklı writer implement edersiniz. O writer'ları buraya parametre olarak verip write'da yazdığınız arka planda bu interface'in sağladığı abstraction'ı sağlayarak kendi writer'larınız çalışıp data üzerinde belirli modifikasyonlar yapıp iki farklı kaynağı yazma işlemi yapabilir. Yani örnekleri çoğaltabilirsiniz. Burada en temel haliyle vermeye çalışıyoruz. Sizden gelen feedbackler çünkü eğitimlerin bazı noktalarda çok ileriye hiç bilmeyen insanlar için anlaşılmayan seviyede olduğu yönündeydi. Böyle olabildiğince basit tutmaya çalışıyorum örnekleri. Daha gerçek dünya senaryolarını böyle araştırarak, deneme yanılma yaparak veya bize sorarak, soru cevap konuşarak, sohbet ederek öğrenebilirsiniz. Multi-writer da bu şekilde. Şöyle şu new line'ı ekledikten sonra tekrar çalıştırayım. Şurada aslında multi-writer example output'umuz. Yeni bir new line, yeni bir satıra geçti. Error'umuz nil, herhangi bir hata yok. Size da 21 oldu çünkü new line karakteri de geldi artık. Burada da gene dosyalarımız bu şekilde duruyor. Multi-reader, multi-writer dedik. Şimdi iki tane güzel konu var. Bunları da sona sakladım. Birincisi pipe, ikincisi de tree-reader. Hangisinden başlayayım? Pipe'den başlayayım. Neden pipe'den başladım? Çünkü aklıma Buffy'yi kullandığımız geldi. Buffy'yi kullanırken demiştik ki bazen memory'de bufferlamak isteyebilirsiniz belirli size'da datayı ve bufferlayarak işlem yapmak isteyebilirsiniz. Bazen de memory'de hiçbir buffer olmadan
bir noktadan bir noktaya da bir noktaya veriyi taşımak isteyebilirsiniz. Şimdi bu nedir? Şöyle düşünün, iki farklı Go rutininiz var. Biri bir yerden okuma işlemi yapıyor, diğeri de yazma işlemi yapıyor. Siz bu ikisinin ortak haberleşmesini istiyorsunuz. Yani bir tek bir boru düşünün. Biri bir ucundan yazıyor, öbürü de öbür ucundan okuyor ve bu memoride herhangi bir buffer olmuyor. Herhangi bir ek maliyet oluşturmuyor. Şöyle bir örnek yapmaya çalıştım. io.pipe diye bir fonksiyon var. Bu bize geriye pipe reader ve pipe writer diye iki tane interface dönüyor. Struct dönüyor, çok pardon. Bu struct kendi içerisinde pipe'ını tutuyor. Bir channel yaptım. Bu channel'ın amacı sadece programın blok go rutinleri beklemesi, işlemlerini bitirmesini beklemesi için oluşturuldu. Bir go rutinde read işlemi yapıyoruz. Bir go rutinde de write işlemi yapıyoruz. Şimdi write yapan go rutinimize gidelim. Buradaki arkadaş, mesela siz bir yerden veri aldınız ve bu veriyi bir hedefe yazmak istiyorsunuz. Bir writer var, yazacağınız bir hedefiniz var. Oraya yazmak istiyorsunuz. Şurada aslında farklı bir yerlerden data geldi. Elinizde hali hazırda bir veri var. Ve bu veriyi siz işlediniz ve bir hedefe yazacaksınız. Şimdi ben şunu yaptım. Aslında before döngüsüyle integer sanki veri varmış gibi kendim burada veri oluşturuyorum. 0'dan 10'a kadar bütün sayıları bu hedefe yazdırıyorum. Ve araya da bir time sleep koydum ki çok hızlı bitmesin, görebilelim. 10 olduğu zaman writer'ımı kapatıyorum. Ki artık reader şunu bilsin. Bana daha fazla herhangi bir veri gelmeyecek bu writer'dan diye bilsin bunu. Writer'ımın write diye bir metodu var. İçerisine gene her zamanki gibi byte slice'ı alıyor. Ben buraya integer'ımı string'e çevirip buna da byte'a da parametre olarak vererek yazdırdım. Bir yanda da read metodum var. Şimdi read metodu birazcık daha karmaşık durabilir. Bunun sebebi ise, şimdi şunu anlatmaya başladım. Öncelikle reader.read ne döndürüyor bize? Reader.read bir byte slice'ı alıp integer döndürüyor ve de error döndürüyor. Şimdi bunun içerisine gittiğimizde, bu read'in içerisine gittiğimizde şöyle uzunca bir açıklama var burada. Şimdi bu açıklamanın özeti aslında şu. Kendimce özetlemeye çalışayım. Burada diyor ki, siz diyor read metodunu çağırdığınızda ilk parametrede ne kadar veri okuduğunu döner. İkinci parametrede error döner. Fakat bazı durumlarda error döndüğü halde hala veri okumuş olabilir. Yani size error dönmesi demek içerisinde hiçbir okumadığı veri yok demek değil. O yüzden şöyle bir kontrol yapmak daha sağlıklı bir okuma yöntemi olarak sayılıyor. Şimdi ben ne kadarlık veri okudum? Eğer okuduğum veri sıfırsa gidip şuna bakıyorum. Bana bir hata dönmüş mü? O hata EOF hatası mı? Yani okuma yaptığım yer kapanmış mı? EOF demek end of file demektir. Bir stream'in bittiğini belli eder. Eğer benim okuma yaptığım yer sonlandıysa tamam diyorum, benim işim bitti. Ve main go rutine haber veriyorum şuradaki channel'la. Diyorum ki ben bittim. Tamam, for döngüsünü de bırak, artık okuma yapma. Ha yok, bana EOF dışında farklı bir hata geldiyse artık burada error handling yapısı size kalmış. Yani bu hatayı loglar mısınız? Yaptığınız işleme göre işte işlemi rollback mi edersiniz? Tekrar mı başlatırsınız? Bu size kalmış. Ne yaptığınıza göre değişir. Ama ben burada da dedim ki tamam, benim için okuma işlemi bitti, bir hata alındı ve işlemleri bitiriyorum. Else kısmında ben bir data okuduysam eğer, bana read size'ım sıfırdan farklı bir şeyse, gidiyorum yukarıdaki buffer'a, bu 1024'lük bir buffer oluşturdum. Ben bu read'e diyorum ki sen bana hep 1024'lük oku, bana hep bunu doldurabileceğin kadar oku diyorum. O da bana ne kadar okuduğunu dönüp daha sonrasında burada ben buffer'dan diyorum ki okuduğun size kadarını yazdır bana println'le. Sonrasında şu da var, şundan bahsetmiştim size. Demiştik ki
data döndüğü halde error dönmüş olabilir. Yani bazı durumlarda en son okuma aşamasında okuduğu size döner ve end of file dönebilir veya error dönebilir. İşte broken pipe olmuş olabilir bir network'ten okuma yapıyorsanız. Bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden şurada da bir error kontrolü koyuyoruz. Eğer bir EOF'la karşılaştıysam veya error'la karşılaştıysam gene programı sonlandırıyorum. Şimdi bu pipe muhabbeti biraz karmaşık gelmiş olabilir. Şöyle söyleyeyim. Aslında şunu yapıyor. Şöyle çizmeye çalışalım. Burada bir arkadaş var. Bir de bir pipe kullanarak bunun ucunda da bunu dinleyen birisi var. Buradaki arkadaş yazıyor. Bu arkadaş diyor ki memory'de hiçbir buffering yapmadan şu hattı kullanarak buraya bir şeyler yaz. Buradaki arkadaş da doğrudan bu hattı kullanarak okuma işlemi yapıyor. Yani iki go rutin arasında bir haberleşme veri paylaşımı, buffer olmadan veri paylaşımı yapabilmek için. Go rutin olması şart değil bu arada. Normal dümdüz bir yerde de olabilir. Bir yerden alırsınız, başka bir yere verirsiniz. Ama tabii bir noktada pipe olmasının sebebi genelde go rutinlerle kullanılmasıdır. Şimdi bunu çalıştıralım. Go run diyelim. Pipe.go. Bakın burada bize 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazdı. Bunu mesela 15 yapsaydım da gene yazacaktı. Mesela bu şöyle bir fonksiyon olabilir. Writer bir yerden hiç durmadan veri okuyan ve bunu sürekli başka bir yere stream eden bir fonksiyon olabilir bu pipe'ı kullanarak. Ben asinkron bir şekilde, concurrent bir şekilde bu okuma ve yazma işlemini yapıyorum. Bu reader'da gelen veriyi işleyip farklı bir yere gönderiyor olabilir. Veriyi bir yere kaydediyor olabilir. Bu gibi işlemler için kullanabilirsiniz. Bir soru gelmiş. Empty struct kullanılmasının amacı nedir diye. Empty struct'ın amacı memory'de gereksiz yere herhangi bir alan kaplamamak. Şu yapı channel'larda aslında şey signal olarak düşünebilirsiniz. Bir sinyal gönderiyorum ve memory'de alan bir yer kaplamadan yapıyorum bu işlemi. Aslında empty struct anonim empty struct kullanmamın sebebi budur. Bunun Dave Cheney'nin yazıları var bununla ilgili. Çok güzel. Okursanız orada daha detaylı anlatır. İşte hatta empty struct'ların anonim empty struct'ların memory adresinin aynı gelmesiyle ilgili falan bayağı detaylı bir yazısı var. Orayı okuyabilirsiniz. Son olarak sizlere T-Reader'dan bahsetmek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir özellik bu. Go'da hatta çoğu dilde, yani belki de her yerde, tam net konu emin değilim ama çoğu dilde bu böyledir. Bir stream okunduğu zaman İkinci kez okuyamazsınız çünkü artık stream bitmiştir. Streamleri ephemeral düşünebilirsiniz. Tek seferlik okuma yapabilirsiniz streamlerde. Ve bir streami okuduğunuzda streami kaybedersiniz. Artık sadece elinizde okuduğunuz veri kalır. Peki ben öyle bir şey istiyorum ki bir streami okuyayım ve hem bunu bir yere yazayım hem de okuduğum veri de elimde olsun. Yani ben streami duplicate edeyim istiyorum. İşte tam bu noktada IoT Reader yardımımıza koşuyor. IoT Reader ne yapıyor aslında? Parametre olarak bir reader ve writer alıyor. Ama geriye de bir reader dönüyor. Şimdi biraz ilginç bir arkadaş bu. Reader alıyor, writer alıyor, reader dönüyor. Bunun nasıl çalıştığına şöyle bakalım. Elimizde bir reader olsun. Gene diğer örneklerde olduğu gibi string reader açtım bir tane. Test string diye bir datayı reader'a çevirdim. Daha sonra bu reader'ı ve std out'u writer olarak verdim. Ve bana geriye başka bir reader döndü. Şimdi ben buraya bir log koydum. We will start diye. Daha sonra da şu tReader arkadaşın IO read all fonksiyonuyla bu bir stream'deki bütün datayı okumanı sağlar. Mesela geçen günkü örnekte de, dünkü örnekte de Hüseyin yanlış hatırlamıyorsam read all metodunu kullanarak body HTTP body'sine okumayı göstermişti orada da. Bir reader'ın tamamını okumanızı sağlar. Bu arada ben Go 1.17'de geldi bu. Ondan önce IOUtils altındaydı. IOUtils ve
olması gerekiyor. Yani Go versiyonunuz farklıysa bu metodu IO altında bulamayabilirsiniz. IO util mi? IO util altındaydı. Aynen. IO util read all. Bunu IO altına taşıdılar. Şimdi bu T-Reader'ı okudum ve konsola bastırdım. Okuduktan sonra da readed string diye bir log koydum. Şimdi bu burayı çalıştıralım. T-Reader.go. Bakın bana we will start diye logu bastı. Daha sonra test string yazdı öncelikle. Ama ben daha okuduğum veriyi bastırmamıştım. Bu niye basıldı? Ben T-Reader'da okuma yaptığım an arka planda buradaki stream okunuyor ve buraya yazılıyor. Daha sonra bana okuyabileceğim yeni bir stream daha veriyor. Ben ikinci seferde ikinci stream'i okuyup konsola yazıyorum. Bakın read the string geldi, sonra test string bir daha geldi. Yani aslında bir stream'i duplicate etmiş oluyorum. Peki bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela size bir HTTP request'i geliyor. HTTP body'sini bir kere okuduğunuz zaman ikinciyi okuyamazsınız. Siz o body'yi bir kere okumak, bir yere kaydetmek ve sonra üzerinde bir işlem daha yapmak istiyorsunuz diyelim ki. İşte burada T-Reader'la stream'i duplicate edebilirsiniz. Yani şu struct kafanızda olduğu müddetçe bunu uygulamanız gereken yer geldiğinde böyle bir özellik vardı, bunu kullanabilirim diyebilirsiniz. Bir reader'ınız var, bunu bir yere yazmak istiyorsunuz ve reader'ı kaybetmemek istiyorsunuz. Bu gibi bir durumda T-Reader'ı kullanabilirsiniz. Mesela asenkron olarak bir yerden okuyup bir yere yazmak istiyorsunuz uçtan uca. Bu ikisi aslında birbirine bağlıdır. Pipe Reader, Pipe Writer. Bu yapı aklınızda olduğu müddetçe böyle bir şey vardı, bunu kullanabilirim diyebilirsiniz. Bunlar üzerinde araştırma yaparsanız eğer internette çeşitli örnekler görürsünüz. Şimdi buraya kadar benim aslında anlatacaklarım bitti diyebiliriz. Yani hızlıca ve en temel seviyede OS işlemleri, dosyaya yazma, OS create, OS write, multi read işlemleri, multi write işlemleri, dosyadan okuma, file buffer öyle okuma, buffer işlemler, file seek ederek belirli offsetten okuma ve OS read file ile okumayı gösterdik. Bir file'ı açtıktan sonra line by line nasıl okuruz onu gösterdik ve bir stream'i nasıl duplicate ederiz. Aslında IO konusunda karşılaşabileceğiniz önemli konulardan birisi olan bundan bahsettik. Pipe konusunda bir stream'i okurken, bir reader'ı okurken nasıl okumanız gerekiyor? Ne kadar veri okumuşsunuz? Hata nerede alınmış? Hata alınsa da elinizde hala veri olabilir. Bunlardan bahsettik diyebiliriz. Ben bugünü bu kadarla planladım. Daha detaylı konular olmasını isterseniz bunları feedback formunda yazın. Ekstra bir deep dive IO gibi bir şey yapabiliriz. Olabildiğince yeni başlayan arkadaşlar da kopmasın, takip edebilsin diye basit tutmaya çalıştık. Deyip ekran paylaşımını kapayıp sorular varsa soruları alabilirim. Batuhan, biz yayında mıyız şu an? Evet kanka. Süper. Senin eklemek istediğin şeyler var mı? Belki şunlardan bahsetmiştik. Mesela hep ben default working directory üzerinde çalıştım. Yani bulunduğum uygulamanın çalıştığı directory üzerindeki file'larla işlem yaptım hep. Bu OS paketi altında işte change dir gibi fonksiyonlar var. Yani bu çalıştığınız directory'yi değiştirebilirsiniz. Ben farklı bir path'te çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya file path diye bir paket var. O paketin altında belirli directory'yi komple gezmek istiyorum. File, walk file diye fonksiyonları var. Bunları kullanabilirsiniz. Bir file'ın extension'ını kontrol etmek istiyorsunuz. Benim dosya uzantım nedir? Gerçekten bu mudur? Belki belirli kontroller yapmak istiyorsunuzdur. Bu gibi işlemleri yapabileceğiniz çeşitli paketler ve fonksiyonlar var. Bunlar da merak eden ilgili arkadaşlara araştırma konusu olsun birazcık da. Ve çeşitli yerlerden bulabilirsiniz bunları deyip sözü sana bırakıyorum Batuhan. Var mı ekleme yapmak istediğin şeyler? Kanka ağzına sağlık.
Bayağı güzel bir etkinlikti. Benim de ekleyebileceğim belki şöyle bir alan var. Ben biraz daha hani son zamanlara doğru böyle command line application'lar, işte OSEXEC paketleri falan uğraştığım için aslında orada da benim ihtiyacım oluyor böyle şeylere. Mesela özellikle os.pipe, şey, io.pipe. Mesela io.pipe'ı biz şey için kullanabiliyoruz. Bazen ben işte bir OSEXEC'de herhangi bir command line tetikleyeceksem komutları birbirine chain edebilmek için birinin writer'ını diğerinin reader'ına bağla gibi hareketler yapıyorsun. Yani birinin write ettiğini diğer command read ediyor falan. Hani biz normalde Linux kullanırken terminalde şey yapıyoruz ya pipe operatörü kullanıp hani diğer komutun çıktısını diğerine bağlıyoruz falan. Mesela burada da IO paketini ciddi manada kullanıyoruz. Mesela atıyorum bir command line çalışacaksın. Command line'ın çıktısını standart output yerine herhangi bir byte buffer'da saklamak istiyorsun. Mesela bunlar için yine standart input'unu standart output'unu alabiliyorsun command line'la. Sadece öyle bir ekleme yapabilirim. Ben zaten yarın göstermeye çalışacağım belki. Yani CLI tarafında ihtiyacımız olursa diye. O zaman yavaştan kapatabiliriz. Başka birkaç bir soru yoksa. Birkaç soru gelmiş kapatmadan önce. Onları cevaplayalım. Bir arkadaş demiş ki Go'da maksimum buffer size var mı? Maksimum buffer size aslında buffer dediğin şey bir byte array ve senin memorinle alakalı tamamen. Senin Go uygulaman memoriden ne kadar yer alabiliyorsa, memorin ne kadar izin veriyorsa o kadardır. Ama şunu bahsedebiliriz maksimumdan ziyade. Mesela arka planda Buff.io'daki buffer yanlış hatırlamıyorsam 4096 olarak default bir boyutu var. Buff.io paketine girdiğinizde orada görürsünüz. Constant'larda tanımlanmış default buffer size diye bir parametre olması lazım. Default'ları var. Maksimumu senin dediğim gibi RAM'inle alakalı. Yani senin programın RAM ne kadar RAM'in varsa bilgisayarında programın o kadar yer işgal edebilir aslında. Umarım cevap olmuştur bu. Başka bir arkadaş şeyi sormuş. Empty struct için hangi yazının olduğunu sormuş. Yorumlardan şimdi o yazıyı paylaşıyorum. Dave Cheney'nin The Empty Struct diye bir yazısı var. Aynı zamanda bunu Discord'dan da paylaşıyorum. Başka bir soru da main'de Go rutinlerin altına channel koyulmasını açıklar mısınız demiş arkadaş. O channel şunu yapıyor. Channel'dan dinleme işlemi dedi blocking bir işlemdir. Ve ben şunu bekliyorum. Main Go rutinde o done channel'ından bir veri gelmesini bekliyorum. Çalışan Go rutinde işini bitirdiği zaman done channel'ına tamam diyor. Ben bittim diyor. Böylelikle main çalışan Go rutin bitene kadar bloklanmış oluyor ve program kapanmıyor. Diğer Go rutinler işlemini bitirmeden kapanırdı yoksa. Concurrency videosunda bunlara biraz değindik. Belki o videoyu izleyebilirsen daha net cevap olabilir senin için. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Post makinede 110 dairelikle alamayan güzel cevap oldu. Bitme sinyali kullanmak. Evet. Yani çoğunu aslında konuşmuşuz bunların. Ha, pipe'den okuma hızı yazma hızına yetişemiyorsa ne olur demişiz. Read işlemi sürekli tekrar ettiriyoruz orada. Yani yazma şuradan bakalım. Güzel soru bu arada. Ekranı tekrar paylaşmak istiyorum. StreamYard nerede? Bakalım StreamYard share screen your entire screen diyelim. Golem. IO Pipe'a gidip biraz okuyalım. Bakalım ne diyormuş. Pipe creates synchronous in-memory pipe. It can be used to connect code explain. Reads and writes on the pipe are matched to one-to-one except when multiple reads are... diyor ki that is each write the pipe writer blocks until it has satisfied one or more reads from that fully consumed written data. Yani şu, diyor ki burada şu satır önemli 188'de. Write işlemi herhangi bir reader o datayı okuyana kadar bloklar diyor. Yani yazma hızı ve okuma hızını aslında burada bir nevi senkronize etmiş oluyorlar bir nevi. Şurada da bahsettiğimiz olay data is copied directly from write to the corresponding reads or readers. There is no internal buffering. Burada da herhangi bir buffer yapmadığından bahsediyor. Burada read'i ve write'i paralel olarak çağırmanın veya close'ların çağırmanın güvenli olduğunu söylüyor. Paralel read veya paralel write'ı çağırmanın da güvenli olduğunu söylüyor vesaire vesaire. Şurada da pipe'ın implementasyonu doğru gidiyor artık.
diyerek ekranı kapatıyorum tekrardan. Umarım bu da cevaplamıştır. Yavaştan o zaman sonlandırabiliriz. Daha farklı sorularınız varsa Discord kanalından alabiliriz. Orada aktif olarak böyle soru cevap yaptığınız zamanlar oluyor. Bu session'lardan sonra da oradaki soruları cevaplarız tekrardan. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum ben. Eklemek istediğim bir şey yoksa Batuhan kapatabiliriz. Yok abi. Herkese iyi akşamlar. Katılan herkese de teşekkürler bir kez daha. Yarın da CLI sunumuyla devam ediyor olacağız. Bu sefer sunumda ben olacağım. Ona da katılırsanız şimdiden çok teşekkürler herkese. O zaman görüşmek üzere, kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.